Herkese merhaba, ben Soykan. Gas Station Simulator yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Berkant'la beraberiz. Kanalıma eğer abone değilseniz lütfen abone olun ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenin, beğenmiyorsanız beğenmeyin ama lütfen bir tepkinizi gösterin. Daha fazla zaman kaybetmeden oyunumuza geçiyoruz. Berkant'cığım merhaba, ne haber? Merhabalar. Nasılsın, iyisin? İyiyim, çok şükür. Sen nasılsın Soykan? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olasın. En son seninle bu yayınlara başlamadan öncesinde bu Gas Station Simulator hakkında konuşmuştuk. Sana göstermek istediğim bir şey var, bir sürprizim var demiştim, hatırlıyorsundur herhalde. Evet, hatırlıyorum. Şimdi tabii şöyle, işin komik tarafı, Gas Station Simulator oyunu gibi bir oyundan ne bekliyorsun bilmiyorum ama benim beklentilerim şuydu açıkçası. Gideriz işte benzin istasyonu sahibi oluruz ve onu organize ederiz diye başladım ben açıkçası. Ama öyle bir şey olmadı. Onun yerine ne olduğunu sana söyleyeyim. Biz bayağı şu anda izlediğin gibi kasiyerlik yapıyoruz. Bir taraftan gidip benzin dolduruyoruz. Bir taraftan gidip yan taraftaki, örnek veriyorum, burada işte benzinimizi dolduruyoruz. Abla sağ olsun bizim yerimize yardımcı oluyor. Bir tane, üç tane çalışanım var bu arada. Ya da araba tamiri yapıyoruz. Ya da günümün en sevimsiz olan ve yapmaktan nefret ettiğim kısmı olan araba yıkama yapıyoruz. Ancak bu araba yıkamanın işte sana bahsettiğim sürpriz kısmı vardı ya. Araba yıkamayla alakalı. Sence böyle bir ortamda ne gibi bir sürpriz beklersin? Yani aklına bir şey geliyor. Hiçbir tahminim yok. Yani araba yıkamayla ne tahmin olabilir ki, değil mi? Şimdi buradan yavaş yavaş, burada hurdalık dedikleri bir yer var. Hurdalın içine giriyoruz. Burası tabii gözünde canlanmıştır herhalde, bir bataklık. Biz de bu bataklığa saplandık. Şuradan kenarından geçtik. Ve şöyle bir yere giriyoruz. Allah. Yani işin çoktan kısmı, artık sen cümleyi kendi tamamlarsın. İçeriden böyle bir canavarın sesi geliyor, değil mi? Şimdi şuradan yolumuza devam edip şuraya geldiğimizde, burası bizim tabi atık su yerimiz. Şimdi aşağıya bir bak. Allah. Bu da ben Kroka Dandy diyorum ama asıl Kroka Dandy problem değil. Yani bu sonuçta tamam. Yani sewer sistemde şey olması kadar, Allah takıldık. Sewer sistemde bir hani yaratık olması kadar bir problem yok değil mi? Burası pislik bir yer. Mümkün olduğu kadar yanaşmıyorum ama. Evet, bu bizim pompamız. Şimdi aşağı atlıyorum. Okay. Allah, bir tane daha ses geldi. Evet, şimdi bu pompamız. Aslında yeşil ışığımız yanıyor. Yani aslında yeşildeyiz. Yani biraz pompanın kapasitesini yükseltmiştim. O yüzden rahatım ama. Şimdi problemli olan kısım, şu yerde görmüş olduğun çöpler var ya, şunlar. Şimdi doğal olarak bu çöpler bu pompaların su alışverişini engelliyor ve kısıyor. Peki sana soru, sence böyle bir çöpten nasıl kurtulunur? Yakabiliriz. Yakabiliriz. Hayır. Bu oyunda... Timsah çöpleri yediriyoruz. Evet, aynen öyle. Neyse, şu çöpü de alıyorum. İşin daha da kötü. Gözüme şey yapıştı, sinek evet, yapıştı ya. Sinek. Şimdi bakalım etrafta başka çöp kaldı mı? Yok. Şimdi yok. Çöplerimizi yedirdik değil mi? En azından pompaya bir bakalım. Bak, pompamız gördüğün gibi full'a dayandı. Aslında şimdi konuya gelelim. Hayvan kendini bize sevdiriyor bir de. O seviyor mu şu anda? Evet. Evet. Bak. Yani bir ne diyorum sana, benzin istasyonu sahibi olma ümidiyle başladım. En sonunda böyle bir şekilde, böyle kanalizasyonlarda gezen, araba yıkayacağım diye kendini böyle rezil kepaze eden. Ha bir de Noel Baba sesi lan o. Bak şimdi. Nerede? Bak. Aha Noel Baba. Bayağı kızağıyla, geyikleriyle Noel Baba. Şu karşıdaki bir şehrimiz var. Biz böyle tabii medeniyetten çok uzaktayız ama görüyorsun ki yani bildiğin şeyin içerisinde, herhalde Vegas gibi bir yerdir diye tahmin ediyorum. Onun içerisinde Florida da olabilir. Florida da olabilir. Evet, belki, ama gerçi Vegas'ta doğru Tims olma ihtimali yok ama yani belki kanalizasyon sisteminde olabilir. Şimdi bu ikinci sürprizdi. Şimdi üçüncü bir sürpriz var. Müzikli bir sürpriz üçüncü sürprizimiz. Kendisi bir ortaya çıktığı zaman zaten göreceksin. Ben de sana onu göstereceğim.
Onu da çok beğeneceksin. Ben buranın hala da Vegas olduğunu iddia etmemin sebeplerinden bir tanesi o. Geldiği zaman gösteririz. Bu arada durumumuz gayet iyi gidiyor. Şey, şu yan tarafta car fuel deniyor ya, %99 şu anda. Bir tane daha aracı şey yaptığımız zaman, deposunu doldurduğumuz zaman direkt olarak bir üst bölümü upgrade etmemize izin verecek. Ben de yeteri kadar para toplamıştım. Şu anda 3752.45 dolarımız var. Ciddi bir rakam. Hani bu oyun için ciddi bir rakam. Biraz da şey yapmamaya karar verdim. Şimdi bütün oyunlarda genellikle böyle bir kredi çekme olayı vardır ya. Bu oyunu böyle direkt line-up olarak bitirmeye karar verdim. O yüzden hiç kredi çekmedim. Tamamen çalışıp para kazanıyorum. Kendin biriktiriyorsun. Yani kendim biriktiriyorum. Ne oldu? Bir tane sigara fırladı gitti, ben onu anlamadım ama. Neyse, şu müşterilere bakayım. Ondan sonrasında güzelce gidelim. Şu son bir tane araba gelmiş olması lazım. Car Register'da benzin doldurmaya araç gelmedi. Bir gelse, şu sol tarafta yazıyor. Gelse gidip onu yapacağım. Bir dakika ya, orada araba... Nasıl ya? Ay, şimdi geldi ha. Hadi neyse, şunları göndereyim. İki kişi kaldı madem. Ekstradan para kazanırız. 3793 lira oldu. Dolar. Evet. Hala da. Bu arada bu tarz oyunları beğeniyor musun Berkan? Seviyorum ya. Daha önce de internet kafe simülatörü oynamıştım. İnternet kafe simülatörü. O da eğlenceli bir oyundu. Evet, hatırlıyorum onu. Evet evet. Onunla internet kafe işletmiştim. Ona benzer aslında Starter Company diye bir şey. Ha, bir dakika ya. Evet, bunu yaptıktan sonra 100 olacak. Ve yay! Task completed. Görev tamamlandı. Evet. Upgrade your station to level 5. Artık 5. seviyeye yükseltebiliriz. Ama şimdi şöyle. Şimdi durumumuz şu. Şimdi 5. seviyeyi yükseltmeyi açtım. Bir de car wash'umuzda şöyle bir upgrade var. Bu ne kadarmış? 2500 dolar. Bu ne kadarmış? 2500 dolar. O zaman ilk önce bunu yapalım. Çünkü şöyle bir şey. Car wash'u automated bir sisteme çevirebiliyormuşuz bu sayede. Yani herhalde otomatik yıkama sistemi falan geliyor diye tahmin ediyorum. Bakıyorum. Airbrush geliyor, structure upgrades geliyor, more decorations, wall repaint service, bunu çok istiyorum. 2 employee trailers, additional parking spots, 2 customer toilets, new shelves, new vacuum. The vacuum, daha tamam. Direkt olarak şunu 5. seviye yapıyoruz ve artık teknik olarak oyunun bütün achievement'ları bitmiş oluyor. Tabi bunların da evet şu anda aslında bitmiş oluyor. Sadece tek konu, şimdi burada kalan sadece Car Wash 3 ve şuradaki 4-6 tane, toplam 7 tane daha upgrade'den sonra aslına bakarsa oyun bitiyor. Ondan sonra tamamıyla eğlencesini ortalıkta geziniyorsun. Ben Warehouse'u yapmayacağım. Sadece Car Wash'u yapacağım. Ama tabii rakamları görüyorsun. 8000 dolar. Yani bunlar biraz fazla, biraz fazla tabii ki. Ama dediğim gibi bu çalışanlarla 8000 doları elde etmek çok şey değil. Bu zaten geri kalanlar çok fazla şey yapmıyor. Yani bu 750 dolar, işte 1500 dolar falan gibi. Neyse, tabii bizde olmadığı gibi şunları ben bir toplayıvereyim. Biraz yani tamam, biraz lakayt bir adam olabilirim belki ama en azından temiz bir insanız. Hop, bunu da aldık. Şimdi şöyle bir şey var. Oyunda tabii bazı dinamikler eklemişler. Ben ilk oynadığım zamanlarda, yani oyunu hiç oynamadım temel olarak. Ama Allah kahretmesin kum fırtınası. En sevmediğim dönemi. Şimdi kum fırtınasında baksana. Evet. Çalıştığımız yolların üzerine kumlar geliyor ve otomatikman araçların sağa sola gitmesini engelliyor. Şu kum fırtınası geçene kadar beklemek zorundayım. Başka çarem yok. O soru şartı ne? Aa, bekle. Bunlar benim hoy hoylar. Bak bak, tiplere bak, gelenlere bak şimdi. Eyvah. Ne oluyor ya? Kum fırtınasının içinde kaldık hep beraber. Bunlar otobüsten inen eğlence tayfası. Aa, tamam. Tiplere bak ya, içerisine şey basmış, kum basmış, bunlar şey yapıyor. Ya ben bununla uğraşmak istemiyorum ya. Ne yapıyoruz hemen? Ya şunu tabii yapalım önce. Şunu bir yapıyoruz. Sonrasında alıyoruz arkadaşı, bayan arkadaşı. Burada çalışmaya zorluyoruz. Kölemiz değil mi sonuçta? Köle. Aynen öyle, maaşı veriyorsak. Evet. Full cars, repair cars, sen ilk önce git handle the register diyoruz. Hepsinin parası zaten bende otomatik ödeniyor. Gelsin buraya çalışsın. Çalış lan. O da benden de gevşek. Gerçi 6. seviye olunca burası açıldı. Tabii doğal olarak bu raflar çok önde kaldı. Biz bu rafları
Ne gazete mi yok? Al be. Dert ettiğin şeye bak ya. Eğlenceli tayfa ya. Allah hepsini alabilirsin. Carcare. Onda bir şey kalmamış. Baksana tiplere ya. Benden eğlenceliler. Hakikaten eğlenceliler ya. Evet 10 tane gözlük bıraktık oraya. Dondurmamız kalmadı. Çünkü hepsini harcamak zorunda. Dondurma bitmiyor. Sigaramız kalmamış. Alkol. Bunlar tabii caiz şeyler değil. Ama yani tasvip etmiyoruz. Tasvip etmiyoruz ama tabii oyunun dinamiklerinde var. Oyunun asıl en kötü dinamiği maalesef arabanın bagajlarını açıp hırsızlık yapabiliyorsun. Bildiğin valla bir yapsana. Evet, hemen yapalım. Hemen yapılmışı var. Bir saniye. İlk önce şunu kontrol. Evet işte bak bahsettiğim olay bu. Böyle kum tepesi. Bir dakika bu telefon çalıyor olması kötü bir şey. O yüzden hiç hoşuma gitmedi. Bir dakika bizim şeyimiz nerede? Ben onu lanet olasıca şeyi nereye koydum ya? Ha bak bir de burası kapanmış tabii ki. Burası da kapanınca bir yere hareket edemiyorlar. Neyse iki tane yer kapalı sadece. Şimdi benim o şeyi nereye koymuşuz biz? Neyse şuradan resetleyelim de o bir yerden gelecek herhalde. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Şunu en azından resetleme. Bütün achievement'ları yapmak için şeyleri yapmak lazım. Şimdi uzaylı achievement'larım başlıyor benim. Asıl işte az önce gösterdiğim gibi uzaylı UFO'ya basmak gerekiyormuş. Onu internetten gördüğüm kadarıyla. Gidip UFO'ları çağıracağız ki şey yapalım. Achievement'larımızı yerine getirelim. Bir saniye şimdi bunu buradan alacağız. Bir de o bagaj açma mevzusunu zaten oyunu kapatmadan muhakkak sana bir göstereceğim. Şimdi şu karşıda bir kumları koyduğumuz bir yer var. Oraya gidelim. Abi o telefon... Ya zaten şey diyor. Answer'da telefon diyor ya. O iş çok sakat ya. Her zaman çok sakat. Bizim dayı bizi arıyor. İşte parasını mı istiyor? Evet işte şunu şöyle upgrade yap. Bunu böyle upgrade yap. Böyle pis pis işler veriyor. Ve sonrasında da diyor ki işte kalk işte bana paramı ver. Bilmem ne yap. Sanki adamı kötü yola teşvik eden bizmişiz gibi. Ben o işlere bakmıyorum ya. Evet şimdi şunu alırsak bak o kendine gelecek. İyi güzel. Evet şimdi. Şunu da şuraya döktük müydü? Hoba. Şunu da şurada bırakabilme ihtimalimiz var. O benim hoşuma gidiyor. Neyse daha çeyrek depo benzini var ama. Şöyle bir şey yapacağım. İlk önce şunu doldurayım. Ve şimdi senin istediğin şeyi yapıyorum. Abi maymuncuğu alıyoruz. Ve ilk aracım polis aracı. Çat. Hadi bakalım. Evet. 14.63 depodan kaldırdık. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bunu da yaparız büyük ihtimalle. Yapamadık diyelim. Ne olduğuna bak şimdi. Allah. Şimdi bak sahibi koşa koşa geliyor. Merak etme ya şey. Direkt olarak böyle arabasını atlayıp çekip gidiyor. Ama ben de ona bir sürprizim var. Ne oluyor? Süpürebiliyorsun arabayı. Evet arabayı süpürüp buradan. Böyle. Evet artık hoşuna gitmiştir tabii. Bas bas gaza bas. Hadi kalk 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 hadi. Oyunun dinamikleri tabii efsane güzellikte. Bir saniye ben bunu buradan bu dünyadan atacağım. Hayır. Seni bir yere Allah. Dur. Daha bir aralar onu bir yere bir denk getir böyle bir fırlatıp atabiliyorum da onu maalesef yapamadım. Neyse bu kalsın burada ya. Hadi git. Hadi. Otobüs çekilince zaten gider o herhalde. Telefon. Ya alışveriş yapmam lazım ama. Hadi şu telefona bir bakalım bari. Yes. I must admit the progress you are making is something to admire. There is no shame to calling you more than a family. Your business person, but see all the cash to you. Relax when you have the money, just call me, no rush at this time. 5.000 dolar istiyor. Evet. Dedim ya. Yani buraya kalkıp da şey yapma yani böyle onu oraya dahil etmek istemiyorum dememin sebebi oydu. Allah kahretmesin. Ben yanlış yere bastım ya. Bunu yapmayacaktım. Ş-
şuraya gelip şu kadını işini değiştirecektim. Hani kadını değiştirdik ya, handle register yerine repair cars yapacağız. Aa bir dakika, aslında bizim paramız yeterli. Dördüncü bir kişiyi de kiralayabiliyoruz bu kadının yanına. Bakalım. $600 bir şey değil. Oo aynen. Evet baksana, buraya zaten bir kraliyet şeyi kurdum ben. Bayağı ciddi bir oranda bir şey. Güzel ortam ha. Evet, evet. Hakikaten çok eğlenceli bir şey. Öyle bir yerde yaşamak isterdim. Abi tam benim yanımda çalış. Evet, tam benim yanımda çalışmaya uygun adamsın sen ya. Hatta ekstradan bir kişi daha alabiliyor muyum? Gerçi ne yapacağım onu? Aynen, yapacak bir şey yok, sonra alırsın. Evet. Şu anda schedule dedik. Şimdi bu abiye primary job olarak. Şimdi bunda kasayı verelim bence. Şimdi full cars clean station vermişiz. Repair car handle. Full cars repair. O zaman buna da çok büyük ihtimalle clean the station ve handle the register'ı seçeceğiz. Car wash varsa, car wash var mı? Burada yok. Car wash maalesef yok. O zaman şöyle yapacağız. Aynen bu. Aynen bu. Bunu da you can't, bir saniye. Neden bunu ben geceye alamıyorum? You can shift just when... Şu anda şey çalışıyor galiba. Herhalde alır almaz mı çalışmaya başladı? O zaman aynen, şöyle yapalım. I'm busy right now, sorry. Bu herhalde dinlenmek için, göndermek içindir diye tahmin ediyorum. Bunu gönderip geceye alacağım çünkü bunu. İki kişi aha, gece iki gece gündüz bu işleri organize etsinler bari. Şunu da parasını otomatik ödeyelim. Abi, şu anda kasaya bakıyorlar. Büyük ihtimalle kasaya bakıyor. Ama kasada hiçbir şey yok. Ama Ricardo burada. Ya yok, cleaning yapıyormuş ya. Temizlik yapıyormuş. Ha. Bir dakika, o zaman şöyle yaparız. Niye böyle bir saçmalık yaptık? Geliriz employee'ye. Bunları kapatırız. Solu sen tekrar evet, şey yaptık. Şimdi bunu night'a çekeriz. Ha. Şu ikisini de yaparız. Adamların paralarını da öderiz. Peşin peşin. Peşit. Ve... Evet, artık iş yerimiz bayağı bir güzelleşti gibi geliyor bana. Birazcık daha bir şeyler alacağız buralara ve evet, aslına bakarsan bayağı şeyler yoluna girdi. Sadece bir servisleri merak ediyordum. Şuradan servisler, boyama servisi. Bu ne kadar merak ediyorum. Bütün duvarları boyamanın bedeli $500. Değer mi? Bence değmez. Evet. Yok yok. Bence değmez. Neden? $500 verip bütün duvarları boyarız. Şimdi şöyle, nasıl olsa şuradaki upgrade'lerimiz var ya. Evet. Şu upgrade'leri yaptıktan sonra mesela workshop gibi, warehouse gibi, car wash gibi. Bütün bunların hepsini bir kere de boyattırıyorsun ve yani aynı paraya. Bence bütün hepsini bitirelim. Ondan sonrasında gidip yapalım çok daha iyi. Çünkü zaten biliyorsun $5000 da ödeyeceğiz ya bizim dayıya. Şimdi dayıya da $5000 ödeyeceğimizin bari sıkıntısını yaşayacağız. Daha bari bizi sıkıntı yaşattırmasın. Adam bizi mahvetti. Berkant'cığım, ben özellikle yayınları birazcık kısa kesmeye çalışıyorum. Çünkü YouTube yayınlarında çok fazla uzatmak niyetinde değilim açıkçası. O yüzden bugünkü yayınıma ben son vereyim. Sonraki bölümde seninle tekrar beraber oyunu oynamayı çok isterim gerçekten. Tamam, ben de aynı şekilde. Tamam, okey. Bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kanalındaki linki bulunan Discord server'ımıza katılırsanız eğer multiplayer olarak oynadığımız oyunlara dahil olabilir veya bizimle eğlenceli sohbetler yapabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.